Cinsi günahkar, kan, şiddet ve cinsel içerikli ahlaksızlıktan hoşlanıyor musun? Tabii ki hoşlanıyorsun. Bu yüzden cehennemdesin. Hazmin Otel'e hoş geldin. Kurtuluşa giden yanlış bir yol. 5 gün önce Lucifer'ın hayalperest kızı Charlotte Sabah Yıldızı tarafından kuruldu. Gelin kendi baba sorunlarını sizi iyileştirerek çözmeye çalışırken kaderinizi onun deneyimsiz ellerine bırakın. Burada eğlenceli şeyler sunuyoruz. Mesela bir nevi işlevsel personel özel odalar ve şu rüküş salona bakın. Vay! Tüm bunlar ve daha fazlası Hazbin Otel'de. Evet, nasıl buldunuz? Bu şey de neydi böyle? Aa, ama şey... Belki de bunun tonu biraz... Yanlıştı. Aradığın kelime kötü. Çok komik. Ben neşeli diyecektim. Bir süredir cehennemde aktif değildim ve herkes beni radyo programımdan hatırlıyor. Birinin kendini ifade etmesi için çok uygun bir araç. Ama sen bu gürültülü, resimli koto reklamında ısrar ettin. Ben de biraz eğlendim. Ah, benim zaman kaybı olduğunu düşündüğü bir yere kimse gelmek istemez. Eğer beni Bay Süslü konuşan ürpertici sesle sevişirken filme alsaydınız, bu pejmürde otelde kalmak isteyen misafirler arasında yuvarlanırdınız. Hay, bu asla olmayacak. Eğer oradaki acayip surat o kadar güçlüyse neden birilerinin burada kalmasını sağlayamıyor? Ha, güven bana. Yapabilir. Neden burada olduğumu sanıyorsun? Alistair. Bir video kamera. Pekala, yapalım şunu. Biraz sorun yaşıyorsun. Estepende, o sen neden buradasın ki? Eğlenmek için tabii. Geldim çünkü müsrif ruhların anlamlı bir şeyi başarmak için çabaladığını ve görkemli bir şekilde başarısız olduğunu görmeyi seviyorum. Senin şu anda yaptığın gibi. Aferin sana. Ve karşınızda Alistair, ben merkezci bok parçası. Ben bunu denemezdim canım. Bu yüz radyo için yaratıldı. Değil. Burada kalacak ve bu işi halledeceksin. Çünkü boş bir oteli gözlemek o kadar da eğlenceli bir şey olmaz, değil mi bok herif? Bunda haklısın. Baksana ne diyeceğim. Bir anlaşma yapalım, he? Beni senin gibi bir iblisle anlaşma yapacak kadar aptal mı sanıyorsun? Senin ruhun için değil. Gayet basit bir anlaşma olacak. Senin için bunu yapacağım ve karşılığında benden bir daha bu saçma sapan televizyon teknolojisiyle muhatap olmamı istemeyeceksin. Da Charlie tamamen hiçbir şeye dönebilir. Seçim senin. Başlayalım. Araya birilerini soktu ve yayınlanmak üzere. Birkaç da uzvu soktum. Ben yüzley. Al, oradasın. Sen kimsin? Ben kim miyim? Ben kim? Olağanüstü kötü biriyim. O kötü bir çocuk. Ha, tüm bunlar doğru olsa seni duymuş olurdum. Sana daha geçen hafta saldırdım ya. Biz yani bu işte gerçekten kötü olmalısın. Siz... Bekle, bilen kim? Aa, önemli birileri değil. Lütfen. Şey, Alistair. Sanırım bu yeterli. Hayır, birkaç vuruştuk daha. Bir başka unutulmaz deneyim için teşekkür ederim. Sana... Aa, siktir. Görünüşe göre terziyi ziyaret etmem gerekiyor. Bol şanslar dostlar. Ve bir de duvara. Elbette. Yeni projemin şimdiden bakıma muhtaç hale gelmesini istemem. Sonra gazeteler ne der? Kalmışken o radyoda bizler geçtik videoya. Onun selam olsun. Ne hoş dönmek yayına. Nakarlara müjde. Ses ne demode? Çıkar kovalayan orta karar bir video podcast'tense. Hani? Post güvensiz görünüyor, ilgi istiyor, her şeye heves ediyor ama olmuyor işte. Boş ver, dinle. Her gün değişiyor formatı. Geleceğe bakıyorsun, oysa eskide kalanı. What, belirttiği kadar güçlü mü? Yoksa sponsor ürünü mü? Viler olmadan o güçsüzün teki. Yapma. Ve işte en büyük bomba. Çağırdı takıma. Dur bakalım. Reddettim, sonra uyuz oldu bana. Aksi televizyon takılıyor. Yok. Korkarım ki sinyalini kaybettin. İşman olacaksın döndüğüme. Aç sesi. Gittiğimde Satürn gösterir yenildiğini. Ah, ne keyifli.
Burada da otelin... Alistair var. Bizim nazik tesis müdürümüz. Evet. Paltomu mahveden kişi sendin. Seni şimdi kesinlikle hatırlıyorum. Hayır, bir olmanın ilk adımı hatalı olduğunu kabul etmektir. Neden mi denemiyorsun? Evet, buyurun. Aha, pek çok kişi üzerimden bu kadarını bile almayı başaramamıştı. Senin için çok şey ifade ediyor olmalı. Ne? Gelecek sefere bundan daha çok çabalaman gerekecek eski dostum.